Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere portatif, demonte, kolay kurulumlu, desenli komodin tarifi yapacağım. Öncelikle paket size bu şekilde ulaşıyor. Paketin içerisinde neler var onları kısaca bir inceleyelim. Ambalajı açıyoruz. Bu şekilde şilikli olarak size geliyor. Tabi bunu kutuya sarıyoruz ayrıca. Bir üst panel var. Üst kapak. Bunu görüyorsunuz. İç tarafında yuvaları var. Yuvalara ilk ürün size ulaştığı zaman bakın herhangi bir anormallik var mı? Yuvaların köşelerinde olur ya plastik çapa, yani milyonda bir ihtimal, milyonda bir ihtimal anormal bir çapak var mı yok mu diye kontrol edin lütfen. Ondan sonra parçaları incelemeye devam edelim. Üst kapağı açtık arkadaşlar. 4 tane tekerlek çıkar paketten. Şurada gördüğünüz gibi. Dört tane çekmece arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 çekmece görüyorsunuz burada. Desenli. Farklı farklı desenleri var. Şu an bu vintage desenli. İşte sahil desenli. Kayıklar var. Motorlar var. Sanki Üsküdar sahiline benzeyen bir şey. Böyle çitler var. Yani bir ressamın yaptığı bir tablonun komodine yansımış halidir. Bu şekilde katlar çıkıyor. Bunların adına kat diyoruz arkadaşlar. Plastik katlar. Bunlar da 4 tanedir. 4 tane katı gördünüz. Bu katlar arasında neler var? Katların arasında her kata takılan kolonlar var arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4. Ve her katta 1 ve 2. Ne var iki tane? Rulman. Bunlar bize montaj aşamasında gerekli olacak şeylerdir arkadaşlar. Toparlamak gerekirse burada gördüğünüz katlar 4 kat ve katlar arasında direkler, taşıyıcı direkler, 4 çekmece, üst panel ve 4 tekerlek arkadaşlar. Şimdi burada yapılması gereken ilk baştan yapılacak olan işlem şudur. Katlar arasındaki direkler. Bunları buradan sökmemiz gerekiyor. Nasıl sökülür bunlar? Bu şekilde birinci işlem, ikinci işlem ileri geri yaptık mı? Bu direk buradan böyle kolayca çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Birinci işlem, ikinci işlem. Bunları söküyoruz arkadaşlar. Dört tane direği dört tane kattan bu kat içerisinden çıkardık. Tabi dört tane direği dört tane kattan çıkaracağız ayrıca. Bu rulman diyoruz bunlara. Bu rulmanlar ne işe yarıyor? Her katın şu yuvasına oturuyor bunlar arkadaşlar. Bu yuva gördüğünüz gibi çekmecenin ileri geri kolay 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 ve rahat bir şekilde hareket etmesini sağlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz şu kısım, şu bu kısma bunlar oturuyor arkadaşlar. Şimdi bu işlemi diğer katlarda da yaparak bütün parçaları ayrıştıracağım. Yaklaşık olarak bu işlem 1-2 dakikamı alacak. Arkadaşlar bu taşıyıcı direkleri katlardan ayrıştırdıktan sonra şurada bakın bir katla bu taşıyıcı direğin birbirine bağlantısını sağlayan bir kısım var. Şu kısmı parmakla iterek kolayca çıkaracağız arkadaşlar. Yani bunun burada çıkıyor bakın gördüğünüz gibi. Bu küçük bir aparat. Bunu atalım. Yani hiçbir işe yaramıyor. Bize bu şekilde lazım.
Şu aşamada katlar arasındaki kolonları ayırdık arkadaşlar. İlk yapacağımız iş birinci katın montajı. Birinci kata direklerin montajı arkadaşlar. Birinci kata direklerin montajında yapmamız gereken, bakınız bu direklerde şu delikli olan kısım size doğru bakacak. Dış yüzeye bakacak. Bu şekilde bunu buraya takıyoruz. Mükemmel bir şekilde oturuyor bakın. Gayet güzel yerleşti. Paket içeriğinden çıkan 4 tane tekerlek var. Tekerleğin dışında bir pim var bakın şurada. Şurada görüyorsunuz bunu. Öbür tarafta yok. Pimli kısım da size bakacak. Dışarıya da dış yüzeye bakacak. Bunu bu şekilde tekerleği de bu yuvaya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Tekerlek deyip geçmeyin. Bu tekerlek bu direkle birleşiyor içeride ve her ikisinin de çıkmasını engelliyor arkadaşlar. Öyle bir önemli özelliği var tekerleğin. İlk aşamada tamamlanmış olan aktivitemiz budur arkadaşlar. Bakın birinci katı taktık. Birinci katın her birinde tekerlekler ve kolonlar mevcut. Bu tekerleklerle bu kolonların birbirini kilitleme düzenine sahip olduğunu sizlere iletmiştim arkadaşlar. Şimdi geliyoruz bunun üzerine ikinci katı oturtuyoruz. İkinci katı oturturken dikkat etmemiz gereken bir unsur var. İkinci katı oturturken dikkat etmemiz gereken bir unsur var. Burada bakın rulman delikleri var. Rulman delikleri. Bu rulmanları en son aşamada takacağız buraya ama bu rulman deliklerinin alttaki rulman delikli katla aynı hizada olması lazım. Yani aynı paralellikte olması lazım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Burada direğe ikinci katı kolayca monteliyoruz arkadaşlar. Önce iç taraftan bastırıp sonra dış tarafa doğru. Yani o şekilde daha rahat oluyor. Bakın burada gördüğünüz gibi birinci katla ikinci katın montajını tamamladık arkadaşlar. Burada önemli bir unsur var. Birinci katı taktık. Birinci katı tekerlekleri taktık. Tekerlekleri taktıktan sonra kolonları taktık. Kolonları taktıktan sonra da ikinci katı taktık. İkinci katı taktıktan sonra burada direkler var. Bakın. Yine şu delikte olan kısım her zaman bu unutulmaması gereken bir detay. Bu delikte olan kısım dışarı geliyor. Dış yüzeye bakıyor. Buraya takıldığında arkadaşlar bakın şurasını gösteriyorum. Buraya takıldığında tık diye bir ses çıktı. Siz de gördünüz. İçeride bir kilitleme düzeneği var. Bu kilitleme düzeneği bu ürünü ne yapıyor arkadaşlar? Birbiriyle sağlamlaştırıyor. Şimdi çıkmaz bu bakın. Birbirinden ayrılmaz. Birbirinden ayrılmaz. Mükemmel bir bütünlük sağlıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın burada 4 tane katın montajını yaptık aynı sistemle. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat. 4 katın montajını yaptık. Katlar bitti. Katlar bittikten sonra direk var elimizde. Bu direkleri takıyoruz. Son direkler bunlar arkadaşlar. Bakın bu direkleri takacağız. Yine aynı sistem. Aynı yönde. Küçük delik dışarı gelecek ve aşağı bakacak. Burada artık kat olmadığı için üst panelimiz var. Üst paneli takacağız bu direkler üzerine arkadaşlar. Üst paneli getirelim. Bir şekilde bunun üzerine monte ediyoruz arkadaşlar. Kolayca giriyor zaten. Üst panelin içindeki yuvalar kolayca buluşuyor.
Bakın arkadaşlar, üst paneli de taktık. Bu şekilde 4 tane iskelet, 4 katlı iskeletimiz tamamlandı. Burada dikkat etmemiz gereken unsur bu rulmanlar arkadaşlar. Bakın bu rulmanların çekmecenin rahat hareket etmesi için yerlerine oturmuş olması gerekir. Bu rulmanlar zaten vardı, göstermiştik size az evvel. Son yapılacak işlem çekmecelerin takılması. Çekmeceleri zaten çekmeceler hazırdı. Çekmecelerde yapılacak herhangi bir işlemimiz yok arkadaşlar. Şu tekerlekler rulman. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi komodinimiz her şeyle mükemmel bir şekilde tamamlandı. Çekmeceleri gayet güzel, bakın şıkır şıkır çalışıyor çekmeceler arkadaşlar. İçerisine meyveler, sebzeler, mutfakta banyo eşyalar, her şey konabilir arkadaşlar. Bu çekmecelerin en altında özelliği var. Çıkmaz, bakın çekiyorsunuz, belli bir seviyeden sonra çıkmaz. Benzer ürünlerde bu detay yoktur. Dikkatinizi çekerim. Çekmece çıkar, elinizde kalır. Tekrar koymak için 2 saat uğraşırsınız. Bu üründe bakın böyle itiyorum. Bakın arkadaşlar, detaya dikkat edin. Parmakla itiyorum, bakın. Bakın tekerlekler rulmanlı olduğu için bakın çok rahat bir şekilde gidiyor geliyor arkadaşlar. Gayet güzel, şık bir ürün. Mutfaklarda, banyolarda, odalarda, evlerde, her yerde kullanılabilir, iş yerlerinde evrak rafı olarak, dolabı olarak kullanılabilir arkadaşlar. Muhtelif desenleri var. Hasır modelli olanları var. Ben size burada desenli olanı tarif ettim. Bunun hasır modelli olanında hasır panelleri monte etmek gerekiyor. O da ek bir iş ama o da güzel, o da şık bir ürün. Arkadaşlar burada şimdi ben birkaç tane monte ettim. Arkadaşlarımıza tarif etmek amacıyla. Bakın burada farklı bir ürün. Farklı desen. Bakın bir tane de hasır desenli monte etmiştim arkadaşlar. Bunların da kendi aralarında renkleri var. Koyu renk, açık renk, krem rengi, bej rengi, kahverengi, değişik desenleri var arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.